Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 15 Şubat Pazartesi Amerika Aquatic Park yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 7 koşulu bir programım var. Arkadaşlar en azından gerçek gelen olarak baktığımız zaman Aquatic'te zaten 8 koşulu bir program var. İlk koşudan itibaren bizim programa dahil edilmiş program. Güzel bir program. Fazla kalabalık yok. Para verir mi? Artık duruma göre bakacağız. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani hemen hemen çoğu safkanlar burada birbirlerine çok yakın. En azından bunu belirteyim. Yani bazen azat var. Burası işte normal bir çek gözüyle bakmayın. Çünkü burada bir tane at çıkıyor. Arkasından en az 3-4 tane de bayağı ciddi rakipleri çıkıyor. Yani bir de eski yarışlarına baktım. Sürekli birbirlerine geçebiliyor bunlar. Artık yani yazı turaya kalacağız gibi bir şey oldu. Ama tabii yine biz elimizden geldiğince en son çalışmalara göre. Gerçi ben atların şeyine baktığım zaman, programlara, performanslara baktığım zaman inanın birinci koşudan itibaren bakıyorum. Yani atlar diyelim 37 kez koşmuş. Yani o ilk yarıştan itibaren bakıyorum. Çünkü en azından safkanın oradan en azından nasıl bir at olduğu zaten oradan gösteriyor kendini. Tabii yaşlanan safkanlar için bu biraz zorlanıyoruz ama yapılacak bir şey yok. Çünkü 7 yaşındaki safkan 3 yaşında, 2 yaşında koştuğu yarışlarla şimdiki yarışlar arasında bayağı farklar oluyor. Neyse arkadaşlar, ben fazla sözü uzatmayayım. Hemen bir yarış programı geçiş yapacağım. Bu arada dünkü en azından Gaston Park 190 TL verdi ama hiç yoktan iyi. Gerçi son ayaklarda bizim bayağı kalabalık atlarımız vardı. Son iki ayakta. Maalesef ikisinde de favoriler geldi. Eğer zaten bir tanesi takılmış olsaydı inanın 1000 lira sınırına ya ulaşacaktı ya o civarda olacaktı. Yani iki tane sonda bir ters at gelmiş olsaydı artık altılar herhalde bir 3-5 bin lira verirdi diye düşünüyorum. Ama nasip işte son iki ayakta Brad Ortiz Junior Josh'u verdi. Dörtlük ayağını kendisi yaptı arkadaşlar. Tabii bunu tutan arkadaşlarımız da hayırlı olsun. İnşallah daha da devamı gelecek. En azından bunu da belirteyim arkadaşlar. Bugünkü koşularda birinci koşumuz saat 21.20'de Maiden Satış koşusu, dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışıyla ilk startımızı verelim. Burada baktığımız zaman 6 safkan koşuyor. Hemen oranlarda geçelim arkadaşlar. Bakalım 5 nolu Lightford Miss. Hemen burada kontrolümüzü yapalım. 5 nolu Lightford Miss. Evet doğru arkadaşlar. Burada 5 nolu safkan 1.5 liralık orana sahip. 1 nolu safkan 2.25 orana sahip. 3 nolu safkan 4.5 lira. 6 nolu safkan 5 lira. 4 nolu safkan 9 lira. Son sıradaki 2 nolu safkan da 25 lira gibi orana sahip. Bu 7'li piyasa ve 3'lü gayan ayağımızın açılış ayağında yine safkanlar biraz yakın safkanlar var. Burada bir Chad Brown zaten bu Chad Brown'lar, bu antrenörler hemen hemen Amerika'nın bütün eyaletlerine at gönderiyor arkadaşlar. Kendileri gidiyor. Yani öyle bir ekip, çünkü her programı, her şeyi inceleyen, yani güzel, sağlam bir ekürler bunlar. Yani aynı yerde kalmıyorlar. Yani onu belirteyim size. Bu bir nolu Suspended Campaign. Bir Honor Code temsilcisi Manuel Franco. Yine iyi bir jokeyli arkadaşlar. Burada kötü jokey de pek yok. Onu da belirteyim. Yani size farklı gelmesin. Hemen hemen çoğu baş jokeyler de burada. Bu Manuel Franco grup yarışları kazanan bir zaten jokey. Eric Gengel desen aynı. Bu Katy Davis kadın bir jokey ama Orban'ın başarılı jokeylerinden. Pablo Morales zaten ismini muhakkak oyun oynayanlar varsa, at yarışı oynayanlar. Hani bilgisayar, internet oyunlarında. Morales'i muhakkak görmüşlerdi zaten. Dylan Davis zaten söylemeye gerek yok. Kendrick Carmoch'u zaten artık kendini iyice ispatladı. Eski bir jockey zaten. İlk zaten Philadelphia Park'tayken bu iyice parladı. Oranın artık orasında çünkü düşük ikramı olduğu için haliyle adam şimdi artık kendini öteki eyaletlere de yolculuk yapmaya başladı. Dediğim gibi 1 nolu Suspended Campaign, Manuel Franco ile benim ilk şans verdiğim isim, rakip olarak da 5 nolu Lightfoot Miss, bir Violence temsilcisi Pablo Morales'e start alacak olan safkanı, bir William Mount, görüyorsunuz yine usta antrenörler, hemen hemen burada hemen kötü bir antrenör de yok. Onun nezaretinde olan bir safkan, performans olarak da iyi durumda, zaten yurt dışında da favori ismi. Ben o yüzden 1-5 bu ayak için yeterli olarak görüyorum. Sizlere de bu şekilde öneriyorum arkadaşlar. Altılı Ganyan ayağına geldiğimizde bir satış koşusu. Şartlı dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında. Hemen şu programı da böyle bir ayarlayalım. Evet. Bu yarışa geldiğimizde hemen oranlara da gelelim arkadaşlar. Fazla sözü uzatmadan. Evet. Burada programımız açılıyor. Burada baktığımız zaman 5 nolu safkan 1.20 gibi orana sahip. 2 nolu safkan 2.5 lira orana sahip. 1 nolu safkan 3.30. 6 nolu safkan 11 lira. 7 nolu safkan 12 lira. 4 nolu safkan 16 lira.
Buradan da geçelim programımıza. Çünkü bir at koşmayacak büyük ihtimalle. Bu Safkan arkadaşlar çıkacak herhalde. Çünkü oranları açıklanmamış. Büyük ihtimalle çıkacak. Yani Türkiye'de şu anda oynanıyor 4. sırada ama 3-10 Safkan büyük ihtimalle çıkacak. Çünkü yurt dışında da pek şey verilmiyor. Bakın arkadaşlar oran verilmemiş. Ha, bilmiyorum son dakikada koşar mı bilmiyorum ama genelde böyle programın içine dahil edilmeyen Safkanlar yarıştan çıkıyor arkadaşlar. Zaten jockey de belli değil. Demek ki büyük ihtimalle çıkacak bu Safkan. Ben ilk ayakta 2 nolu Bigalgal, bir Al-Kahali temsilcisi. Ben bu orijini fazla bilmiyorum arkadaşlar. En azından bilen varsa sanki Arap atı orijini gibi bu Al-Kahali. Gerçi bu İngiliz yarışı da. Luis Cardenas yine iyi bir jockey arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Son üçüncülüğüyle performans olarak benim biraz daha hoşuma gitti. En azından eski yarışları iyiydi, kötü değil yani. Ben de ilk şansı bu Safkan'a vereceğim. 2 nolu Bigalgal ama tabii ciddi bir rakip var. 5 nolu Tuff Bird. Bir Kongres temsilcisi Kendrick Carmochael'a start alacak olan bu Safkan'da. Benim bu ikiliyi ayrım yapmadan kuponlara yazmanızı öneriyorum. Ama tabii yurt dışında bayağı bir favori 5 nolu Safkan. Kendrick Carmochael da bugün çok şanslı jockey arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Bayağı şanslı Safkanlara biniyor. Benim burada 2-5 ayıramıyorum. 2-5'i muhakkak kuponlara yazalım ikisini birlikte. Eğer burayı sürpriz arayanlara veya geniş yazmak isterseniz de öncelik 6 nolu Shannon Gore. Bir or temsilcisi iyi bir orijine sahip. Benjamin Hernandez'e start alacak olan Safkan'da en azından performansı bakmayın bu kötü gibi ama iyi gruplarda koşan bir isim. Ve son olarak da 1 nolu Empress Luciana. Bir style Thirsty temsilcisi Manuel Franco gibi iyi jokeri start alacak olan Safkan'da en azından şu arada performans olarak da iyi durumda. Rakip yazmak için yazmak isteyenler için bence ideal isim. 2-5 öncelik 6-1'de daha sonra yazılması gereken isimler. Ama 2-5 bayağı ağır basıyor arkadaşlar onu da belirteyim. Günün ikinci ayağına geldiğimizde bir maiden satış koşusu dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına 1 ve 7 nolu Safkanların da ekür oldu bu yarışa. Hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet burada da baktığımız zaman 3 nolu Safkan 1.45 gibi orana sahip. 4 nolu Safkan 3.30, 7 nolu Safkan 3.5 lira. 6 nolu Safkan 4.5 lira, 1 nolu Safkan 10 lira, 2 nolu Safkan 20 lira, 5 nolu Safkan da 66 lira diyor, 50 lira diyor. Fark etmez. Sonuncu sırada olan bir 5 nolu Safkan var. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Burada ben biraz risk alacağım. Çünkü 1-2 koşu hakkında gidip geliyordum ama bu ayağa ben biraz karar verdim. Buradaki 3 nolu Malibu Anthem. Bir Malibu Moon temsilcisi iyi bir orijine sahip bayağı etkili bir eski bir Malibu Moon zaten bayağıdır eski bir aygırlık yapıyor bir isim. Çok da güzel taylar veren bir isim. Dylan Davis gibi iyi jockey ile start alacak olan bu 3 nolu Malibu Anthem ben bu yarış kazanmasını bekliyorum. Zaten son yarışında birkaç rakibini de geride bırakan bir isimdi. Ben yarışını da beğendim. En azından mücadeleci Safkan bu yarışı kazanıp meydana çıkmasını bekliyorum. O yüzden 3 nolu Malibu Anthem benim bugünkü bankom arkadaşlar. Ama zor yarış en öncelikle onu belirteyim ama büyük ihtimalle de kazanması bence en gereken bir isim. Çünkü bugün yarış ibresi, kazanma ibresi bana göre üstte biraz daha fazla gibi gözüküyor. Zaten iyi bir Safkan'da en azından bizi de yanıltmaz umarım. O yüzden tek olarak sizlere öneriyorum. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde bir satış koşusu şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında. Burada da 6 Safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına gelelim arkadaşlar. Fazla da vakit de kaçırmak istemiyorum. Evet buraya baktığımız zaman 1 nolu Safkan 2.25 orana sahip. 5 nolu Safkan 2.5 lira. 4 nolu Safkan 3.5 lira. 3 nolu Safkan 3.5 lira, 2 nolu Safkan 10 lira, 6 nolu Safkan da 16 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya baya yakın Safkanlar bir arada. Evet benim de burada önceliği 5 nolu Flowers for Lisa. Bir Flower Ali temsilcisi Manuel Franco ile start alacak olan Safkan. Son yarışını kazanan bir isim. Burada da Türkiye'de de favori olan bir isim. Hemen rakipleri de 1 nolu Control Group. Bir Posse temsilcisi yine iyi borcun Daniel Davis ile start alacak olan Safkan'da. Ben son iki yarışta tabela dışı kalmasına rağmen bu Safkan'ın iyi bir Safkan olduğunu görüyorum arkadaşlar. En azından kupona muhakkak yazacağız. 1 nolu Control Group zaten yurt dışında şu anda favori konumunda olan bir isim.
Ve son olarak da 3 dolu Creative Steam. Bir kreatif kaosu temsilcisi Eric Cancel'ı start açıklama safkanda oldukça etkili bir performansa sahip. Çok formda bir safkan. Bence muhakkak bu 3 safkanı ayrım yapmadan kuponlara yazalım arkadaşlar. Yani 5-1-3 benim bu koşu için sizlere öneriyorum. Eğer bir hatta yazabilirseniz bu Pablo Morales'le start açacak olan 4 nolu Air Attack'ı, bu Curling temsilcisi. Bu safkanda kuponlara yazabilirsiniz. Hele bir de çamur pist olursa bu Curling'den daha çok etkili koşuyor arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Yani 5-1-3 öncelik, daha sonra 4 nolu safkan. Günün 4. ayına geldiğimizde bir maiden dişçilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman 3 nolu safkan 1.20 orana sahip. 2 nolu safkan 1.45 orana sahip. Yani görüyorsunuz iki tane safkan bayağı yapışık olmuşlar. 4 nolu safkan 6.5 lira. 1 nolu safkan 8 lira. 5 nolu safkan 14 lira. 6 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Hemen buradan da geçelim. Zaten 6 safkan koşuyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 3 bayağı sürdürerek ilk kez koşuyor ama ben burada 2 nolu Summer Brave, benim favori ismim bu arkadaşlar. Summer Brave, bir Summer Front temsilcisi Manuel Franco ile start alacak olan bu safkan. 65 handikap puanı sahip ama bu safkanın başarıları bayağı iyi. Yani şu anda Totos'unda 5 yarış koşmuş, 3 tane ikinciliğe sahip bir isim. Ama açık yarışta koşmuş bir isim arkadaşlar. Açık yarışta bir ikincilik yapan bir isim. Yani açık yarışta tecrübe yapmış bir isim. Ben o yüzden açık yarış koştuğu için, en azından bir grup yarışı koştuğu için bu 2 nolu Summer Brave'i biraz daha şanslı gördüm. Eğer risk almak isterseniz en azından yarış görme tecrübesine sahip bir isim. Ben bu safkanı sizlere alternatif olsa bank olarak tutmak, önermek istiyorum. Ama rakip olarak yazmak isterseniz de ilk kez koşacak olmasına rağmen bir Todd Blatcher arasında olan, bir Topit temsilcisi olan La Victorina, Kendrick Carmocho'da start alacak olan bu safkanda orijinal olarak çok kuvvetli, hazırlık olarak çok kuvvetli, bayağı bir pahalı bir safkanmış. En azından yüksek bir fiyata alınan bir safkan. Yani bugün de çok önlerde tutulan bir safkan. İşte ilk kez koşuyor. Genelde ilk kez koşan safkanlar başarılı oluyor mu? Fazlasıyla oluyor. Çünkü orada inanın hedef nokta vuruşu yapıyorlar. Yani hiç affetmiyorlar, kazanıyorlar. O yüzden eğer iki tek atamayanlar, risk almak istemiyorum derseniz 2-3 yazıp bayağı bu şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Zaten şu oranlara bakarsınız. Yani ilk 3-2, 2-3 gruptan biraz ayrılmış. Tabii 4'ten birinde bomba yapmak isteyenler için ideal isim ama ben her haliyle 2 ve 3'ün dışına biraz zor çıkar diyorum. Ama risk alayım derseniz 2'yi tek atın arkadaşlar. Veya 3'ü tek atın, artık karar sizin. Ama ben biraz o grup yarışı koştuğu için 2'ye biraz daha eğilim fazla oldu. Günün 6. koşusu Altılı Ganya'nın 5. ayına geldiğimizde şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına gelelim arkadaşlar. Ya bugün program zayıf gibi gözüyor da hiç ummadık parayı da verebilir. Çünkü böyle programlardan çok süper paralar çıktığını da biliyorum ama tabii favoriler biraz ağır basıyor. Bayağı bir ağır basıyor. Artık bakalım ya şansımıza. Evet. 5. ayaktaki oranlar 1 nolu safkan 2 lira orana sahip. 8 nolu safkan 2.5 lira, 6 nolu safkan 6 lira, 5 nolu safkan 6 lira, 3 nolu safkan 6.5 lira, 2 nolu safkan 7.5 lira, 4 nolu safkan 25 lira, son sıradaki 7 nolu safkan da 40 lira gibi bir orana sahip. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada önceliği 5 nolu Fleet Warrior, Boston Stones temsilcisi olan bu safkan Romero Ramsey Marak'la start alacak olup en azından göstermiş olduğu performansıyla, iyi hazırlıklarıyla ben iyi şansı bu safkana vereceğim. 5 nolu safkana. Bendeki ilk safkan. Daha sonra 1 nolu Boston Timberlake. Bir Boston Stones temsilcisi, yine aynı orijin. Babalar yine aynı. Burada demek ki bayağı Boston Stones'lar çok yapacak bir şey yok. Bu safkanda Kendrick Carmocho'ya start alıyor. Yine son iki yarışındaki güzel iki tane ikinciliğiyle yine çok şanslı durumda. Zaten şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'de favori konumunda olan bir isim. Ve son olarak da 8 nolu Notorious Fleet, bir Flutter temsilcisi olan safkanda Jorge Vargas Jr. ile start alıyor. Zaten bu antrenörü görüyorsunuz. Çoğunda artık biliyorsunuzdur. Linda Rice bir bayan antrenör. Aynı zamanda bu safkanın da at sahibi arkadaşlar. Onun üstüne koşuluyor bir isim. Ama onun üstüne koşuluyor değil. Bu kadının zaten hem antrenörlük yapıyor hem at sahiplik yapıyor. Baktım ya zaten ilk koşusundan itibaren de bu kadının üstüne zaten.
Ben de bu Safkan'ın bayağı şansı görüyorum. O yüzden bu ayakta 5-1-8 bende çok ön planda arkadaşlar. Yani bu 3 Safkan'ı muhakkak yazın. Eğer çok tuttuğunuz bir sürpriz at varsa da ilave edebilirsiniz. Ama 5-1-8 bana göre yeterli gözüküyor arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde bir Holly Higgins Stakes koşusu, bir açık yarış. 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında. Hemen oranlara geçelim arkadaşlar. Burada işte son ayakta bir tek atayım dedim ama şimdi bir Safkan da çok ağır basıyor. Bir de jockey değişikliği yapmış. Artık jockey'in tercihi mi? O beni biraz yanıltıyor olabilir belki ama bakalım yine. Ben burada oranları söylerken en azından sonra da açıklamamı yaparım. 1.10 Safkan 1.75 oran sahip. 3.10 Safkan 2 lira. 5.10 Safkan 3.5 lira. 2.10 Safkan 7 lira. Son sıradaki 4.10 Safkan da 7.5 liralık oran sahip. Yani hemen hemen eşit Safkanlar çıkmış arkadaşlar. Gelelim buradaki tahminlerimize. Aşkım ben ilk önce baktığım zaman bu 1.10'lu Tribeca. Boosting Stone temsilcisi. Yani bu Safkan çıktığı gibi yarışı kazanabiliyor. Bir de zaten şu en son bu kazandığı yarışına baktım. Bayağı güzel kazandı. Yani hiç yanına rakipler geliyor ama inanın hiç kayra bile almıyordu. Sonra düzlüğe girmeden bir ufak bir atak. Yani bir teşvik. Bir anda 3-4 bayağı ayırabilen bir Safkan'dı. Yarış kariyeri oldukça parlak. Yani bir sürü grup yarışı kazanmış bir isim. Ama bu Safkan'ın hemen hemen çoğu yarışlarına kendini karmaça binmiş. Yani bu son 5 yarışına hatta bu kazanmış olduğu yarışların için hepsi de kendini karmaçoyla yapmış. Yani kendini karmaçoyla en son yarışında bu Safkan'a binip bununla kazanmış. Ama buna binmesi artık bunu mu tercih etti, bunu mu şanslı gördü ona anlam veremedim. Ama kazanç olarak baktığın zaman 1.10 Safkan'ın kazancı bayağı yüksek. Gerçi bu Safkan da az değil, bu da grup kazanmış bayağı son yarışında bir grup yarışı kazanan bir isim. Ben o yüzden burada hiç riske girmeyeyim dedim. 1.10'lu Tribeca sahibi Trevor McCarthy. Yine iyi bir jockey arkadaşlar ama ilk kez biniyor bu ata. Onu belirteyim. Bu Safkan 40 civarında bir yarış koşmuş. Bu jockey ilk kez biniyor. Ama kötü bir jockey değil. En azından bunu biliyorum. Trevor McCarthy ile yazacağız arkadaşlar. Rakip olarak da 3.10'lu Corlas Buck. Bir Congress Back temsilcisi. Kendisi Karmaçor'a stat alacak olan Safkan da. Zaten çok formda bir Safkan. Belki büyük ihtimalle ondan da tercih edebilir. Ama her iki Safkan'ın formu yüksek. O yüzden hiç 1-3'ü ayrım yapmadan bu kuponlara yazalım arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu ikisinin dışına çıkmayacak gibi bir izlenim var. Eğer bunlar erken birbirlerini yemeye kalkarlarsa o zaman iş karışır arkadaşlar. 1-3 yazacağız veya risk almak istemiyorum ben sonraya oturup keyfimi kahvemi içerek bu yarışı seyretmek istiyorum derseniz o zaman kapatın arkadaşlar. Yani eğer imkanınız varsa kapatın. Bugün zaten fazla kalabalık bir program değil ama görüyorsunuz 5 Safkan var, 5'inde geliri var arkadaşlar. Yani öyle bir program ama öncelik 1-3 muhakkak yazacağız. Eğer fazla at yazayım derseniz o zaman kapatalım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Herkese tekrardan yarından görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.